Değerli izleyenler tabii ki İran'la başlayacağız. İran'da özgürlük pardon İran'da özgürlük direnişi ikinci ayına e, ayında devam ederken özellikle İran Rojlat'ta yani İran'daki Rojlat Kürdistan'ında baş e, gösteren ve Cina Emniyeye destek amaçlı gelişen eylemler ülkenin dört bir yerine yayılmaya başlamıştı ve halen de devam ediyor. İran tarihinde ilk defa uzun soruklu bu kadar uzun halkın direndiği halkın direncinin kırılmadığı bir direniş gerçekleşiyor. Bu da İran'ı tedirgin etmiş durumda. O yüzden sağa sola saldırmaya devam ediyor. Kürdistan'ı, Güney Kürdistan'ı bahane ediyor. Yine Amerika'yı bahane ediyor. Avrupa'yı bahane ediyor. Eğer sizin içinizde demokrasi yoksa, insan hakları yoksa, insanlar özgür değilse, insanları sadece başlarını kapatmadıkları için polisiniz öldürüyorsa tabii ki siz artık insanları susturamazsınız. Ama özellikle diasporadaki İranlılar yani Avrupa'da yaşayan Mollar rejiminden kaçıp gelen milyonlarca İranlı var biliyorsunuz ve diasporadaki İranlıların muazzam bir gösteri serisi var. İnanılmaz derecede neredeyse her gün Avrupa'nın değişik merkezlerinde çok ilginç ve ciddi eylemler yapıyorlar. Ve Jina Amini, Jinjian Azadi sloganı altında artık dünyada bir simge geldi diyebiliriz. İran İnsan Hakları Örgütü'nün raporları da artık yavaş yavaş yansıyor. Ee, İran rejim güçleri tarafından en az 201 protestocu şu ana kadar tespit eden en az 201 protestocu maalesef kat edilmiş değerli izleyenler yüzlerce insan yaralanmış ve binlerce insanın tutuklu o, tutuklandığı yönünde de haberler geliyor. Şimdi İran cezaevlerinde de direniş yayılmaya devam ediyor. İki gün önce evin cezaevinde, Tahran'daki evin cezaevinde yangın çıkmıştı, bomba, bombalanmıştı cezaevi, dışarıdan bombalanmıştı. İran resmi ajansı dört kişinin yaşamını yitirdiği, diğer sivil toplum örgütleri onlarca kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Onlarca insan yaralanmıştı ve edinilen bilgilere göre Karaj'da, Kasal Hisar cezaevinde de çatışmalar başlamış ve e, koğuşu basan gardiyanlar tutuklulara saldırmış. Cezaevi direktörünün ise havaya ateş açarak tutukluları e, tehdit ettiği, ölümle tehdit ettiği, 50'den fazla özel kuvvet polisinin cezaevine girdiği ve cezaevindeki kargaşanın ve çatışmanın halen de devam ettiği bilgileri paylaşıldı. Şimdi değerli izleyenler e, Amerika Avrupa Birliği'nden ciddi bir adım geldi. Biliyorsunuz Almanya Dışişleri Bakanlığı açıklama ya da çağrı yapmıştı. İşte artık bu ağlak polisi ve İran yöneticileri hakkında bir yaptırım uygulayalım diye işte bu yaptırım Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayınlandı. Yaptırım listesi aralarında iletişim teknolojileri bakanı da bulunduğu İsa Zarepi'nin de bulunduğu bütün her şeyin başı bu adam zaten interneti falan da yayın yasaklayan bu 11 İranlı yetkili hakkında ahlak polislerinin de içerisinde olduğu kişi hakkında yaptırım kararı devreye sokuldu. Şimdi diyeceksiniz ki hepsinin Avrupa'da hesaplar hesapları var tabii ki hayır yani bu biraz da Formalite yani biraz da İran'ı sindirmek ve geri adam attırma yönelik atılan çok minnacık bir adımdır değerli izleyenler. Şimdi ilginç bir saldırı haberiyle devam edelim. Suriye'den neler olup bittiğine bir bakalım. Suriye İnsan Hakları Gözleme Evi'ne göre Dera'nın batısında bulunan Neva ve Cibelya arasındaki Suriye ordusuna bağlı 112. Tugay aracında mayın patlamış. Araç geçişi sırasında mayın patlatılmış. Patlama sonucu Suriye onlarca Suriye askerinin yaşamını yitirdi ve onlarcasının yaralı olduğu bilgileri paylaşıldı. Eee Şimdi Dera'da son dönemlerde 500'e yakın farklı eylemler gerçekleştirmiş ve bugün akşam saatlerinde bir saldırı gerçekleştirdi. Rus ve Suriye birlikleri özel bir birlik özel birlikleri o eylemi yapanlara yönelik bir operasyon başlattı. Bilgileri geldi. Ayrıca son birkaç gün içerisinde 300'ün üzerinde kişinin de bu saldırılarda yaşamını yitirdiği bilgileri geldi. Şimdi Birleşmiş Milletler temsilcisi Pedersen'den bir açıklama geldi ve e, Suriye özel temsilcisi Gia Pedersen. Birleşmiş Milletler'in Suriye'de ülke çapında bir ateşkes için esrarlı bir şekilde, esrarcı bir şekilde çalıştığını ve bu konuda esrarlı sürdürdüğünü açıkladı. Pedersen Şam'da rejimin Dişleri Bakanı ile görüştük açıklamasında bulundu. Suriye'nin ekonomik durumu için son derece zor çünkü 15 milyona yakın kişi insani yardıma muhtaç ifadesini kullandı Pedersen. Mart 2020'den bu yana bir ateşkes var bir bazı bölgelerde Değiştirilmemiş ön saflarımız var ama yine de çok fazla sivil öldürülüyor bütün ateşkeslere rağmen. Bu yüzden Suriye genelinde her bölgede ateşkes ilan edilmesi noktasında çalışmalarımız devam ediyor açıklamasında bulundu değerli izleyenler. Evet Efrin'e bakalım. Efrin'de çeteler e, arası çatışmalar yoğunlaştı. Hangi çeteler hangi çetelerle çatıştığını artık kestirmek mümkün değil. Şöyle e, o çetelerin instagram gruplarına baktığınız zaman insanın aklı ermeyen görüntüler paylaşılıyor değerli izleyenler çocukların kaçırılması, tecavüz olaylarından tutun, kapkaç olaylarından tutun, yağmalama olaylarına kadar bu savaş ganimeti olarak adlandırmışlar. Her bu çeteler, çete grupları girdikleri bölgede de savaş ganimeti olarak o bölgedeki bütün köylerin halkın e, emeğini, dükkanlarını, iş yerlerini hepsini dağıtıp kendi malları gibi alıp götürüyorlar. O derece karışık iş. Evet işgal altındaki Efrin kentindeki kaynaklar çeteler arasındaki çatışmanın işgal altındaki Efrin'in Sera ilçesine bağlı Kefercere köyünde yeniden bu akşam saatlerinde başladığına yönelik haberler geldi. 3. Tugay çeteleri işgal altındaki Efrin kentinin çevresini bombalamaya devam ediyor an itibariyle de. Ayrıca kaynaklar savaşın Haldi, Haldi köyüne ve çevredeki Şera ilçesine sıçradığını ve her iki taraftan da onlarca can kaybı ve yaralı olduğu bilgileri geldi. Şimdi değerli izleyenler güncel bir haberle devam edelim. Bu da güncel. HPG biliyorsunuz 6 aydır zaptta devam eden çok yoğun bir çalışma süreci var ve HPG Basın ve İrtibat Merkezi 6 aylık bilançoyu bugün açıkladı. Dehşet verici sonuçlar var değerli izleyenler. HPG Basın ve İrtibat Merkezi yaptığı açıklamada 6 ayda 2000 346. Yani 2000 346 asker öldürülmüş. 2256 eylem gerçekleştirilmiş. Tekrarlıyorum. 2256 eylem gerçekleştirilmiş. Zap ve o bölgede 2346 askerin öldürüldüğü 10 helikopterin iki tank ve çok sayıda araçın imha edildiği açıklamasında bulundu değerli izleyenler ve çatışmalarda 152 gerilanda yaşamını yitirdiğini duyurduğu HPG basın ve irtibat merkezi. Şimdi değerli izleyenler kısaca baktığımız zaman 6 ay içerisinde neler olup bitti şöyle bir gözden geçirelim. Bakınız e, nasıl ki 2 yıl önce gara e, gare dedikleri gareye bir operasyon gerçekleştirmişti. Binlerce asker katılmıştı. O operasyonu başarısızlıkla sonuçlandığı için PKK'nin elinde bulunan askerler ve yine MİT elemanları Türk Devleti tarafından bir sığınakta zehirli gazlar atılarak 16 kişi öldürülmüştü. Ve onun yankıları devam ederken başka bir baharda bu kez 6 ay önce ZAP'a bir deneme gerçekleşti. Çünkü ZAP'taki e, hareketin önemi çok daha farklıydı hedef şuydu. Binlerce asker, korucu, yine Suriye'den getirilen çeteler değişik yöntemlerle zaptaki o alanları, o üstleri te tek tek ele geçirmek. Güney Kürdistanlı partilerle bir anlaşma da sağlanmış durumda. Onlar da sesini çıkarmıyor ve dolayısıyla böylesi geniş kapsamlı bir e, operasyon startı verildi. Tam 6 ay aradan geçti. Tabii ki bu 6 ay içerisinde çatışmalar yoğun bir şekilde devam etti. Gerek karadan gerek havadan, helikopterlerle yine obüslerle yine. Bunlar da bütün bunlar da yetmedi. Tabi SİHA'ları lar, da saymayalım. Bütün bunlar yetmedi ve bu kez HPG'nin basına sızdırdı basına yansıyan görüntüler vardı. Bu görüntülerde de Türk Devleti'nin giremediği savaş türlerine e, önce işte birkaç ay önce onun görüntüleri de yayınlandı. E, önce köpeklerin sırtına kameralar bağlayarak yine bombalar bağlayarak e, o türlere gönderip türler içerisinde patlatma yöntemini denediler. O da başarılı olamayınca bu kez açık bir şekilde bütün dünyanın gözü önünde kimyasal gazlar yani yasaklı gazlar 10 çeşit 20 çeşit gaz var bu gazların bazı türlerini tünellerin büyüklüğüne ve uzunluğuna göre kullandılar e, ve en son bundan üç gün önce de yine Anafede yayınlanan bir görüntü vardı e, o görüntüde yine Türkiye tarafından kurulan bir mobesa kamerasının geri eline geçmesinin ardından yakaladıkları o e, görüntüleri çünkü o patlatmaları yaparken de e, kayıt ediyorlarmış. İşte o kameralardan biri gerilerinin eline geçince bütün o kayıtlarda da paylaştılar. O kayıtlarda anlaşılıyor. Yani renkli menkli bombalar işte hortumları götürerek o kocaman dağların altına e, o savaş tünellerine yani yıllardır 40 yıldır gerilerinin barındığı o savaş tünellerine hortumlarla e, kocaman hortumlarla askerler e, oraya gaz püskürttüler. Yasaklı gazlar bunlar yani. Dolayısıyla bütün buna rağmen bir başarı, devletin istediği başarı sağlanamadı ve şu neden ZAP çok önemliydi onlar için? Çünkü ZAP PKK gerilasının 40 yıldır barındı bir nokta, hiçbir zaman düşmediği bir nokta ve devlet orayı düşürmek için elinden gelen her şeyi yaptı. Zap düşseydi ne olurdu? Şimdi zap düşseydi Türkiye açısından bambaşka bir şey biz şu anda konuşuyorduk. Yani şu anda biz belki de bu tür şeyleri konuşmuyorduk. Şu anda biz hangi milletvekili nerede aday olacak? Hangi ittifak kiminle, hangi parti kiminle ittifak yapacak? Seçime işte günler kala e, diye bir haberler yapıyor olacaktık. Bambaşka bir gündem olacaktı. PKK'yı bitirmiş olacaklardı onlara göre. Ve o havayla, o gazla Türkiye'yi bir erken seçime götürme ve AKP MHP'nin o zapın yarattığı o müthiş gazla birlikte yeniden iktidar olma hayaliyle Süleyman Oylu'nun e, soylunun soyunun ısrar etmesi, Hulusi Akar'ın sürekli bölgeye gidip e, sınıra gidip parmakla gösterip işte şurayı 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 alacağız demesi, yine helikopterlerle insanların e, o askerleri indirilmesi, oradaki Asker cenazelerinin almaması, Gerilla'nın ailelere çağrısı bütün uzatmaya gerek yok. Çok şey bir konu. Biliyorsunuz yani Gerilla zaman zaman çağrı yapıyor. İşte askerleriniz burada, cenazeleri burada. İsimleri açıkladılar, künyelerini açıkladılar, kameraya çektiler, liste yaptılar. Hiçbir şekilde Türkiye kamuoyu devletin tabii ki yönlendirmesiyle bu konuları gündeme getirmedi, haber yapmadı ve şu anda da an itibariyle halen de onlarca asker cenazesinin Gerilla'nın bulunduğu alanlarda olduğunu HPG kaynak açıklıyor. Bunu devlet de biliyor. Bilmesine rağmen e, ölü sayısını gizliyorlar. Yine Hakkari'de, Yüksekova'daki özel hastaneler kurdukları ve halka kapattıkları hastaneler var. O hastanelerde şu anda da yüzlerce cenazenin beklediğine yönelik haberler paylaşılıyor. Geliyor. E, çatışmaya girip geri dönen korucuların itirafları var. O korucuların itirafları da yan yana getirdiğimiz zaman ZAP bir sendrom haline geldi ve başarısızlıkla sonuçlandı ama esrar ediyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. bu geçen haftada yine bir başka haber kamuoyuna yansıdı. Yine Suriye'deki çetelerden bir grupta götürmüşler, getirmişler. ve sınırın öte tarafına ZAP'a göndermek üzere. 3000 kişiyi göndermişlerdi. Onların akıbetinin ne olduğunu kimse bilmiyor. Çünkü onların ölmesi kamuoyuna da yansımaz. Devletin de umurunda değil. Yani 3000-5000 çetenin gidip orada ölmesi kimsenin umurunda mı? Hayır değil yani. E, kamuoyunda açıklamazlar zaten. Dolayısıyla ee, devlet halen ısrar ediyor. Zaptaki çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. HPG günlük olarak basın ve itibat merkeziyle kendi sosyal medya ve resmi kanalları üzerinden açıklamalar yapmaya devam ediyor. Ve tam 7. ayına girerken e, bu kez de işte son 3 günde Efrin'deki durum biraz da bütün bu hesapları allak bullak etmiş durumda. Biraz dilerseniz... E, e, Efrin'deki ya da Rojava'da yaşanan duruma da bir bakalım orada neler olup bitti. Değerli izleyenler ZAP'ı geçtikten sonra e, Demokratik Suriye güçleri adeta teyakuzda e, Türk devletinin orada ne yapmak istediğini e, gözlemliyor. Göz diyor Kürt gücü. Oradaki işte YPG, ya özel yönetim şu anda olup bitenleri sadece izlemekle ve tedbirlerini daha geniş çerçevede tedbir almakla yetiniyor. E, Demokratik Suriye güçleri sözcüsü bir açıklama yapma gereği duydu. Çünkü son günlerde Türkiye özellikle son günlerde daha yoğunluklu olarak, Asparagas haberler yine yayınlamaya başladılar. Biliyorsunuz ne zaman asparagas haberler çoğaldıysa mutlaka Türkiye bir hareket bir şey bir bu zaman gerçekleştiriyor. Dolayısıyla e, Kuzey ve Doğu Suriye halkları arasında korku yayma amaçlı oldu belirtildi bu açıklama. E, Demokratik Suriye güçleri sözcüsü Aram Hanna açıklama yaptı. Halka seslendi ve KSD'nin resmi açıklamalarını esas alın kaynağı belli olmayan haberlere asla itibar etmeyin çağrısında bulundu halka yönelik Şimdi bir rapor var. O rapor, bu rapor gerçekten de önemli. Türk devletini önümüzdeki dönemlerde yargılama konusunda zorda bırakacak bir rapor yayınlandı bugün Birleşmiş Milletler tarafından. Bu Türkiye kamuoyuna hiç yansımadı. Belki Dişleri Bakanı buna bir tepki gösterecektir mutlaka. Bugün yarın ya da gizliden tepki gösteriyormuş gibi kendi içerisinde bir mutlaka bir, bir, şey yapacaklardır. Ama ne muhalefeti ne de iktidar yanlısı zaten bunu yapmaz. Bu Birleşmiş Milletler'in bu raporunu, bu önemli raporunu e dillendirmediler. Hatta Kürt medyası bile bunu çok fazla dillendirmedi. Nedir bu Birleşmiş Milletler? Uluslararası Suriye Soruşturma Komisyonu 51. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Oturumları öncesinde bölgede ve 1 Ocak 2, 30 Haziran 2022 döneminde yapılan araştırmalara dayanan Suriye resmi raporunu yayınladı değerli izleyenler. Bu rapor, rapor bağlayıcı ve 51. Birleşmiş Milletler Hakları Oturumu öncesinde İnsan hakları Oturumu öncesinde oldukça önemli bir rapor. Şimdi Birleşmiş Milletler raporda e, Türkiye'nin Rojava'ya yönelik saldırıları ve işgal altındaki bölgelerdeki eylemlerin savaş suçu olduğunu açıklayarak ülkelere vatandaşlarını hol kampından almalar çağrısına bulundu. Türk kuvvetlerinin özel mülklere de el koyduğu ifade edilen Birleşmiş Milletler raporunda Türk kontrolündeki alanlarda hak ihlallerinin yapıldığını, bunun sorumlusunun da Türkiye olduğu ifade edilerek şu çarpıcı cümleler yer almış. Türk ordusu ve savaşçıları sivil balları askeri amaçları için kullanıyor. Örneğin 2022 2020 yılında itibaren Serikaniye bölgesindeki Davudiye köyündeki Kürtlerin evlerine dönmeleri engellendi ve birçoğunun evi yıkıldı. Türk ordusu özel mülklere el koyuyor ve köylülerin tazminat hakkını dikkate almıyor ki bu da uluslararası insancıl hukukun ihlali anlamına geliyor Rojava'da Türkiye Devleti savaş suçu işliyor e, diye raporda çok çarpıcı cümleler var uzun bir rapor Ben özet olarak bunu size sunmuş olayım Evet e, tabii ki sadece e, bu değil e, Suriye'de e, neler olup bittiğine bir hep birlikte bakalım değerli izleyenler. Rojava haritası ile size anlatmaya çalışayım. Şimdi değerli izleyenler. Heteşe evet bir tam haritayı gösterelim, öyle anlatalım. Bakınız bu HTŞ'den bahsediliyor. HTŞ çeteleri şu anda kırmızı e, okla ve siyah yuvarlak bölge içerisine aldığımız bölgeler. Zaten 2019 yılından beri Efrin e, yine daha sağa kaydığımız zaman Grisipi ve Serikani bölgeleri e, Türk Devleti tarafından işgal edilen bölgeler. Mevcut işgal edilen bölgeler. Ve hangi bölgeler kalmış orada baktığımız zaman Kamişlo var, Derik var ve Kobani yine işgal edilmeyen ve Erdoğan'ın hedefinde olan Erdoğan'ın işgal etmek istediği bölgelerdir. Şimdi birkaç gündür özellikle bu HTS e denen bir şey ortaya çıktı. Biz biliyorduk da böyle çok fazla kaboyuna yansımadı. Yani El Nusra. El Nusra kim? Daiş. Daiş'in beyni kendisi, yaratıcıları yani. Ve bu El Nusra Çeteleri isim değiştirmişler, isimlerini bu defa HTŞ olarak artık dünyada herkesin tanınması için bu eylemi gerçekleştirdiler. Efrin'i nasıl işgal ettiler? Bu çeteler niye Efrin'e girdi? Şimdi gelen bilgiler şu, kamuoyuna yansıyan bilgiler şu, Heteşe çetelerinin harekete geçişinin startı MİT tarafından veriliyor. İdlib'in Sermedan ve Kefer Teherin şehrinde Efrin'de bulunan çete başlarıyla iki gizli toplantı yapıldığı belirliyor değerli izleyenler. Bu toplantılarda Heteşe'nin Efrin'e girişine onay veriliyor, anlaşmaya varılıyor ve yine toplantıda Heteşe'nin yani El Nusra'nın Efrin'den Cerablus'a kadar e, olan cephe hattını da işgal etme hakkı veriliyor ve Türk devleti özel yönetimin topraklarını çevreleyen bir adeta kara çember oluşturmaya çalışıyor. Kara çember dediğimde de onu kastediyorum. Şu Türkiye ile Rojava sınırı komple şu anda zaten 3'te 2'lik bir bölümü Türkiye'nin işgalinde ve bu karan bir bölümlerinde adeta bir kara çeper çeterek bir kara çember oluşturarak zaten El Nusra'nın kendisi kara bir örgüttür, terörist bir örgüttür. Kararlara büründürmek istiyorlar Rojava'yı ve Türk devleti ile MIT ile e, Heteşe'nin yani El Nusra'nın özel toplantılar sonucu anlaştığı ve anlaşma sonucu aslında çatışmalar değerli izleyenler Temmuz ayında başlamıştı. Zaman zaman kamuoyuna yansıyordu. E, çeteler kendi aralarında anlaşamıyordu. Öyso çetelerin diskalifiye etmek için Türk devleti bir fırsat bekliyordu. İdlib'in kontrolünü elinde bulunduran El Nusra olduğunu herkes biliyor. Koalisyon güçleri Amerikası, Rusyası. Fakat Türkiye'nin burada başka bir amacı var. Şudur amacı. Biliyorsunuz Suriye ile görüşmeler devam ediyor. Türkiye Suriye ile yeniden eskisi gibi görüşmek istiyor. Yine Erdoğan ile Esad kanki olmak istiyorlar. Yan yana gelmek istiyorlar. Yan yana gelip kanki olmalarının arkasındaki tek sebep ise Türkiye'nin ulusal çıkarları falan değil. Sadece Kürtlerin var olan kazanımlarının Türkiye eliyle, Türkiye desteğiyle her türlü desteği vermeye hazır açıklamasını yapmışlardı zaten. Yeter ki özel yönetimi ortadan kaldırın. İşte bu özel yönetimi ortadan kaldırmanın bazı yolları vardır. O yollardan bir tanesi de şu anda HTŞ denen bu terör örgütü El Nusra'yı Türk devleti MİT eriyle örgütleyerek bir alanda DAEŞ, ÖSO çetelerinden artık alabildiklerini aldılar. ÖSO çeteleri kendi aralarında çok farklı şeylere büründüler, yöneldiler. İnsanları kaçırma, tecavüz etme, işte çeşitli rantlara bulaştıkları için yani Türkiye'deki çeteleşme ile ÖSO çeteleşmesi aynı olduğu için dünyadan tepki görüyor ve şu anda El Nusra dünya tarafından bütün dünya tarafından terörist örgütü olarak ilan edilmesine rağmen Türk devleti El Nusra'nın gücünden faydalanmak için çünkü ÖSO çetelerinden daha güçlü, daha örgütlü bir güçtür ve dolayısıyla Suriye ile onları yan yana getirmede El herhangi bir şeyi yok. El -Nusra görüşmek istiyor ama Suriye reddediyor. Şimdi ÖSO Suriye ile hiçbir şekilde görüşmek istemediğini sürekli açıklıyor. Hatta Türk Devleti ÖSO ile Suriye arasında ara buluculuk yapabiliriz diye Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptıktan sonra ÖSO çeteleri biliyorsunuz ciddi anlamda eylemler yapmışlardı ve o işgal altındaki bölgeleri karıştırmışlardı. Türkiye aleyne Türkiye bayrağını yakmışlardı. E, temsilciliklerini basmışlardı vesaire. Şimdi Türkiye bütün bunları biriktirdiği zaman yarın öbür gün kendi başına bela olacak diye şimdi ÖSO çetelerini kendi arasında bölüştürdü. Bir kısmını El Nusra'ya kattı. Yani bu HTŞ'ye kattı. HTŞ'ye katılmayanlar da kendi arasında çatıştırıyor ve bir bölümü de şu anda direkt birebir HTŞ ile çatışıyor. Yani bugün de dün de önceki günde hatta bugün biraz daha yoğunlaşmış. HTŞ'nin Afrin'e girmesini bizzat Türk devleti kendi yukarıda helikopterleriyle, yerde yine zırhlı araçlarıyla eee şeyi her şeyi korumuş ve bugün de yine Afrin bölgesinin çevresinde bazı noktalarda Türk helikopterlerinin HTŞ'yi yukarıdan destekledi ve HTŞ'nin birçok bölgeyi ÖSO çetelerinden aldı. Ama ÖSO çetelerinin kendi Instagram hesapları üzerinden yaptıkları bir çağrı vardı. Bu çağrıda kendine bağlı olan grupların ve halkın sınıra doğru alanlara dökülme çağrısını yapmışlardı. O çağrı karşılık buldu. Bugün de bu akşam saatlerinde de o HTŞ'ye karşı işgal altındaki birçok bölgede eylemler gösteriler başlamış. Ne kadar devam eder? Ne kadar bunu e, devam ettirebilirler. ÖSO ile Türkiye e, anlaşıp acaba ÖSO'yu da mı tümden El Nusra'ya katacaklar? Bunu da biz önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani errar el şam. Hashtag herkes bu Teşe'nin ne olduğunu falan e, soruyor. Şimdi e, değerli izleyenler bütün bunlar e, bütün bunlar gündemdeyken bütün bunlar tartışılırken tabii ki biraz da bölge halkının, bölge devletlerinin insanlığından bahsetmek gerekiyor. Yani Kürtlere karşı gördüğünüz gibi o kadar hunharca, o kadar alçakça planlar geliştiriyorlar ki yani gerek Suriye'ye baktığımız zaman Kürtlere karşı yapılanması ya da yıllardır biliyoruz. Türk devletinin Kürtlere karşı neler yaptığını biliyoruz. Aynı şekilde Irak'ın nasıl katliamlar yaptığını biliyoruz. Binlerce insanı nasıl kimyasalarla katlettiğini biliyoruz. Yine İran'ın Kürtlere karşı o idam özellikle kozunu nasıl kullandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla baktığımız zaman her şeyden önce bu devletlerin Kürtlerle barışabilmeleri için sadece ve sadece insan olmaları gerekiyor. Başka bir şey gerekmiyor bu ülkelerin mevcut Kürdistan'ın dört parçasını her parçasını kendisine kendi toprağı gibi gören orada kendi malı gibi gören e, bu dört işgalcı devletin açık söylerim dört devlete de işgalci işgalcı devlettir. Bunlar Türkiye'nin Kürtlerin e, yaşamış olduğu Kürtlerin bin yıllardır yaşamış olduğu kendi topraklarıdır ve bunlar Kürtleri kendi topraklarında sürmeye çalışıyor. Kürtlere kendi topraklarında Kürt topraklarında zulüm etmeye çalışıyorlar. Kürtleri kendi topraklarında mülteci durumuna düşüyorlar. Kürtleri kendi topraklarında cezaevlerine atıyorlar. Sürgüne yolluyorlar. Dillerini yasaklıyorlar. Kürtler, kültürlerini yasaklıyorlar. isimlerini yasaklıyorlar. Dağların, taşlarının her yerin ismini kendilerine göre kimisi Fars'la, Fars yapacağı isim takıyor. Kimisi Arapça, kimisi Türkçe. Yani velhasıl baktığımız zaman ee, Kürdün insan olarak kalmadaki esrarı artık erş alem herkes duymuştur. Yani biz insan olmakta esrar ediyoruz halen. Birlikte yaşamada insanca birlikte yaşamada ısrar ederken bu sistemler, faşist ve şöven zihniyetler esrarı bir şekilde Kürtleri dışlama, Kürtleri yok etme, Kürtlerin hiçbir hakkının olmaması için her türlü girişimi, hareketi, operasyonu ve saldırı Yapıyorlar. Bütün dünyanın gözü önünde. Yani Halepçe bombalandı, kimyasal silahlar kullanıldı. Dünya bir şey mi dedi? Hayır. Ondan önce de enfallar falan yaşandı. Yani Türkiye e, sivil insanları katleti etmeye devam ediyor. E, buna karşı dünya bir şey mi dedi? Kimse bir şey de demedi. Yani e, aslına baktığımız zaman ister sağcı, ister solcu, ister liberal, ister din, ister dinsiz ne deseniz deyin ve ister muhafazakar kim olursa olsun söz konusu Kürtler olduğu zaman Kürtlere karşı herkes dilsiz şeytan gibidir. Yani Kürtlere saldırı yapılıyor, susuyorlar. Kürtler kandırılıyor, susuyorlar. Kürtler e, e, Kürtlere karşı operasyonlar gerçekleştiriyor, susuyorlar. Yani dolayısıyla e, Kürtlere karşı her şeyden önce bir insan olun. ya insan olmayı öğrenin. E, söz konusu Kürtler olduğu zaman neden bu kadar zıbanadan çıkıyorsunuz? Bu kadar böyle korkuyorsunuz? Bu kadar böyle saldırıyorsunuz? Kürtlere karşı ne zaman insan olmayı öğrenirsen işte o zaman belki de Kürt sorunu, Kürt sorunu Kürtlerin bulunduğu ülkelerde demokratik yollardan çözülür. Aksi halde bu böyle, bu şey şekilde bu mücadele devam eder diyelim değerli izleyenler. Bu akşam biraz kısa keselim değerli izleyenler dilerseniz ee, bu akşam bu kadar keselim misafirler de var. O yüzden onları da bekletmeme adına şimdiden yayını beğenip paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese selamlar, saygılar. Yarın akşam saat 21'de Avrupa saatiyle 22'de de Kürdistan saatiyle de görüşürüz. Ama ondan önce bir ricam var sizlerden. Lütfen YouTube kapattıktan sonra tekrar YouTube uygulamasını açın. Adem Karaçoban yazın. Aramalarda ismimin artık çıkmayacağını çünkü Türk Devleti bunu engelliyor. Aramalarda isim çıkmadığı zaman gerçekten de YouTube'da artık erişim de gittikçe düşüyor. Sizden ricam YouTube'da tekrar yeniden sanki beni hiç tanımıyor gibi Adem Karaçoban sadece yazın. Bulduğunuz, gördüğünüz kanala girin, videolara girin. Bir beğeni ve yorum atıp çıkın. Belki de böylece biz bu sansürü e, delmiş olacağız. Selamlar, saygılar, iyi akşamlar.